Merhaba tarihseverler. Bugün sizlerle Antalya'nın tarihi yapılarıyla, eşsiz doğa güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Faselis Antik Kenti'ndeyiz. Faselis Antik Kenti Antalya'nın Tekirova beldesinde bulunuyor. Bir yanı deniz, bir yanı dağ. Oldukça geniş bir alana yayılmış, yaklaşık 30 hektarlık bir alan burası. Çam ormanının içerisinde bir antik kent kalıntısı. Tiyatrosu var, hamamı var, odeonu var. Yine bütün antik kentlerde olduğu gibi. Yine Roma kentlerinden alıştığımız bir su kemeri bulunuyor şu an önünde bulunduğumuz. Burası iki yerleşim alanından oluşmuş. Şu an içinde bulunduğumuz yer güney yerleşim alanı. Biraz daha yukarıda dağın eteklerinde kuzey yerleşim alanı da var. Faselis Antik Kenti önce Pamfilya, ardından Likya Birliği eyaleti haline geliyor. Önemli bir liman kenti. M.Ö. 690 yılında Rodoslular tarafından kurulduğu bilinen Faselis Antik Kenti'nin oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi var. Lakios bu bölgeye gelip burayı şehir haline getirmeye karar verdiğinde burasının bir çobana ait olduğunu görüyor ve acaba ne söylesem, ne vaat etsem de o çobandan bu toprakları alsam diye düşünürken çoban sadece bir kurutulmuş balık karşılığında bu bölgeyi kendisine bırakıyor. Oldukça şaşırtıcı bir durum. Ancak daha sonra kentte bu bir gelenek haline alıyor. İnsanlar tanrılarına bir şey adayacaklarında kurutulmuş balık ikram ediyorlar adak olarak. Çevre uygarlıklardan da bu durum alaycı bir tavırla karşılanıyor. Ve Faselis Adağı diye bir terim çıkıyor ortaya. Yani ucuz adak anlamına gelen. Peki Faselis ne demek derseniz tanrı kurtarır anlamına geliyor. Şu an Faselis Antik Kenti'nin ana meydanı içerisindeyiz. İki tarafında sağlı sollu caddeler bulunuyor. Hemen arkamızdaki yapı hamam, biraz ötemizde tiyatrosu var ve aşağı girişte de latrinası bulunuyordu. Şu an Antik Kent'in tiyatrosunun önündeyiz. Ancak tiyatro, çevre uygarlıklara ait tiyatrolardan oldukça küçük ve oldukça yıpranmış. Eşsiz doğa güzelliğiyle büyüleyen bu antik kent, M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin eline geçiyor. Ardından Roma ve Bizans dönemlerini görüyoruz. Buradaki eserlerin çoğu Roma dönemine ait. Şöyle ki tabii ki Anadolu'nun tamamında olduğu gibi 12. yüzyıldan itibaren de Selçukluların egemenliğine giriyor bölge ve o andan itibaren kayıp kent durumuna düşüyor. 1811-12 gibi burada İngiltere'nin İngiliz Kraliyet Donanması'nın gönderdiği işte Küçük Asya'ya ait bir harita çiziyorlar. O ekip tarafından yeniden keşfediliyor ve yavaş yavaş gün yüzüne çıkartılıyor Faselis Antik Kenti. Bugün sizlerle Antalya'nın iki önemli kentini gezdik. Faselis ve Olimpos. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kalın.